LGS'ye son 128 gün, hala yeterince süper süremiz var. Bu süre içerisinde gerçekten çok büyük başarılar elde edeceğiz. LGS bizden korksun diyoruz. Biz ondan hiçbir şekilde korkmuyoruz. Ve hemen günün yorumuyla devam ediyoruz. Günün yorumunda Selma Yüksel 15 beğeni almış ama çok önemli bir soru sormuş. Demiş ki, hocam birinci dönem çok çalışamadım. Birçoğumuz öyle. Ama hedefim yüksek. Yüksek bir okul, çalışırsam kazanabilir miyim diyor. Yani birinci dönemde fazla bir şey yapamadım ama diyor, İkinci dönem çok ciddi bir şekilde çalışırsam başarabilir miyim diyor. Kesinlikle başarabilirsin. Tabii hedefin Türkiye birincisi olmaksa birazcık zor. Ama bazı iyi okullar, yani fen liseleri, iyi Anadolu liseleri, iyi Anadolu öğretmen liseleri, iyi sosyal bilimler liseleri son 3-4 ay içerisinde ciddi bir şekilde çalışılıp kazanılabilir. Neden? Çünkü şundan dolayı. Birincisi, son anda öğrendiklerimiz unutulmuyor. İkincisi, diyelim ki hani biz demiştik ki her zaman söylediğimiz bir şey var. 50 tane sözel, 40 tane sayısal, toplam 90 soru çıkıyor. 90 soruyu iki katını çözsek 180 soru, yani 200 soru çözsek, diyelim günde 200 soru çözsek en az, ama bu da bu 128 gün kaldığı için toplam 25.600 idi. Ben bunu önceden çarptım, o yüzden böyle şu anda artist gibi söylüyorum. 200 çarpı 128 25.600 ediyor. Ve bu da 500 soruluk yeni nesil sorulu 500 soruluk kitaplardan, kalın böyle ciddi kitaplardan 51 tane kitap ediyor. Yani sen 51 tane kitap çözüp, bunların çözümlerini öğrenip, ki günde de 200 soru çözerekten çok ciddi bir başarı elde edebiliyorsun. İyi bir liseye gidebiliyorsun. Çünkü bunlar matematiksel bilgiler. Aynı zamanda bunun daha fazlasını da çözmelisin. Yani hayatım boyunca, bu biraz kaba bir söz ama ben eşeği çok sevdiğim için, ineği çok sevdiğim için, diğer hayvanları çok sevdiğim için burada bir kabalık görmüyorum. Hayatımız boyunca eşek kalmaktansa 4 ay inekliyoruz, inek gibi çalışıyoruz ve ardından da süper bir şekilde sınav sonucu elde ediyoruz. Ha, elde edemedik mi? Süper bir lise istedik ama normal bir lise mi geldi? Sıkıntı yok. Çalıştığımızın faydasını mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu 4 ayı çok iyi bir şekilde değerlendirip halledeceğiz. Günün sözüne baktığımızda asla vazgeçme diyor. Kim diyor bunu? Jack Ma. Bu adam Alibaba diye bir sitenin kurucusu. Reklam aldık bu arada. Şimdi diyor ki Alibaba'nın kurucusu, asla vazgeçme. Bugün sert. Evet, gerçekten şu anda ders çalışmak çok sert yani. Kim ders çalışmak ister ki? Deli olmak lazım. Yarın daha zor olacak. Çünkü yarın sınav yaklaştıkça biraz daha stres olacağız belki. Ama yarından sonra güneş doğacak diyor. Tabii bunu bu LGS için söylememiş. Başka bir şey için söylemiş ama gerçekten bu adam işini ilk kurduğu zamanlarda millet dalga geçiyor. Yani ne yapıyorsun sen burada, internetten mal satmaya çalışıyorsun falan filan. Bayağı bir uğraşıyor. Bayağı bir sıkıntı çekiyor. Bayağı bir yapamazsın diyorlar ona. Boşa kürek çekiyorsun diyorlar ama şu anda gerçekten dünyanın en büyük firmasının sahibi. Biz tabii ki bu kadar büyük bir hayalimiz yok belki ama bizim için büyük bir hayal. İyi bir fen lisesine girmek, iyi bir Anadolu lisesine girmek. O yüzden de millet, ya boşa çalışıyorsun bu kadar, boşa bu kadar soru çözüyorsun, bak sınav zor olacak, ya vazgeç bu işten diyenlere inat. Ciddi bir şekilde çalışıp çözersek sınav sonuçları geldiğinde yüzü gülen taraf biz olacağız her şekilde. Günün kitabına baktığımızda Sabahattin Ali'nin Yeni Dünya kitabını görüyoruz. Sabahattin Ali'yi bilenler bilir. Gerçekten çok kaliteli bir dili var. Çok sade, akıcı bir dili var. Bu dili mutlaka tatmalısınız ve bunun kitaplarını okumalısınız diyoruz. Günün okuluna baktığımızda Vefa Lisesi, 44 mühendislik, 20 tıp, diş hekimliği, çok güzel bölümler kazandırıyor. Bu da yine 1.26 dilimini almış. Çok güzel bir okul. Günün sorusu matematik sorusu olduğu için ben uzak duruyorum. Sizler cevaplarsınız ama ben cevaplayamayacağım. Mutlaka bir işlem hatası yapacağımı düşünüyorum. Ama sizler süpersiniz. Günün geyiği her zaman gibi Tonguç. Hafta içi her saat uykum var diyor. Ne zaman ki hafta sonu sabah saat 7 hiçbir şekilde uykusu olmuyor. Neden? Çünkü herkes tatili seviyor. Ama biz tatili sevmemizi sebebi daha fazla test çözebileceğimiz için diyoruz. Ödülü sorumuza yine yorumlarınızı atın. İster çok like almış olsun, ister az like almış olsun fark etmez. Tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Biz buradayız. Sizler de orada çalışıyorsunuz. Biliyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin arkadaşlar.